maalesef Türkiye'nin geleceği, 10 yılı bırak belki 50 yıl, 40-50 yıllık geleceği bu seçimde belirlenecek. Nasıl 14 Mayıs 1950'de Türkiye yeni bir döneme girdiyse, 14 Mayıs 2023'te Türkiye Cumhuriyeti tarihinin hem 100. yılı hem de dönüm noktası olacak. Ben İstanbul Hukuk'ta okurken hocamız vardı, başkanı da bilir, Profesör Doktor Orhan Aldıkaç, 82 anayasasını yapan başkanlık sistemini, işte o hocamız nasıl, ben de her zaman başkanlık sistemi, başkanlık sistemi demiştim. Bugün işte 1991'de bilirler, rahmetli Özal ANAP gittikten sonra 10 yıl maalesef boşa geçti. Türkiye koalisyonlar, şunlar bunlar, rahmetli Özal da çok uğraştı bu sistemi getirmek için. Bak ne güzel sistem. 5 yıl doldu, seçersen devam, seçmesen bile bile. Yok koalisyon yok, yok hükümet düştü yok, yok güven oylaması yok, yok şu yok bu yok. 5 yıl öyle bir rahat geçti ki. Ama öbür türlü olsa koalisyonlar devri, şu devri, bu devri, Allah muhafaza bundan sonra o devir başlar yani. İşte zaten parlamenter sisteme geçeceğiz diyorlar da onu da geçme imkanı yok. 401 oy lazım. 367 bilmem 401 mecliste milletvekili olacak ki yeni bir sisteme geçilir. Onun imkan ve ihtimali yok. Geçseler bile maalesef bugün anlaşamayanlar, işte daha seçim olmadan anlaşamayanlar herhalde geçtikten sonra bir yıl sonra, iki yıl sonra bilmiyorum da yani yeniden bir seçim olur. Artık bilmem ne olur, ne olur yani. Ama biz İnşallah Cumhurbaşkanımız da bu seçimi kazanacak. Partimiz olarak da inşallah en az 300 bin milletvekiliyle meclise gitmemiz lazım. İşte o zaman 5 yıl